Herkese merhaba, Kodlu Boyuna kanalından Mehmet Akçın ben. Bugün sizlerle birlikte şu aircraft dediğimiz bu uçağımız var. Bunu göstermek istiyorum. Yapısını tamamladıktan sonra bu uçağın uçmama sebeplerinden bahsedeceğim. Neden uçmaz? Birincisi kanat yapısından dolayı uçmaz. Bakın rüzgarı buradan aldığı için bu kanatların birazcık böyle yukarıya bakması gerekiyor. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şurayı tam bastırdığınızda, şu bölümü tam bastırdığınızda içine kaçar. Birazcık şöyle kaldırırsanız havayı, yani rüzgarı buradan alıp havalanacaktır. Aynı şekilde bu kanatları da birazcık şöyle kaldırıyoruz, bakın yukarıya doğru. Aynı şekilde altı da kaldırıyoruz. Şöyle birazcık yukarıya doğru kavislendirin ama şuraya dikkat edin. Pervaneniz şuradaki eva kalıba dokunmasın. O yüzden oraya dikkat ederek şöyle motorun olduğu yeri bastırın. Önden havayı alsın ve havalansın. Tabii ki burada kuyruk da çok önemli. Kuyruğumuzun da ne yapması gerekiyor? Şu şekilde havaya kaldırması gerekiyor uçağımızı. O zaman ne yapıyoruz? Kuyruğumuzu tutuyoruz. Aynen bakın buradaki gibi. Şöyle bir yukarıya kıvırın arkadaşlar. Bir şey olmaz, korkmayın, bunlar eva. Şöyle kaldırdık, bakın kavisli duruyor artık. Kanatlarına dikkat ederseniz kavisli duruyor şu anda. Ve bu şekilde düğmeye basıp bıraktığınızda uçağınız uçacaktır. Hocam yine uçmadı. İkinci sebebini söyleyeyim size. Uçmamasının diğer sebebi ise uçağınızı düzgün atamamanız. Böyle çok hızlı bir şekilde atmanıza gerek yok. Uçağın düğmesine basıyorum. Çalıştığı anda yavaşça bırakıyorum. Yukarıya doğru uçacaktır. Şu anda ağaçlık olduğu için uçuramadım. Tekrar basıp durdurayım. Ağaçlık olduğu için uçurmayacağım ama az önce gördüğünüz uçuruşlar bana ait. Kendim çektim bunları. Ve atışıma dikkat edin. Böyle hızlı bir şekilde fırlatmıyorum. Yavaşça şöyle bırakmanız yeterli. Zaten hiç basmasanız bile bu uçağı bu şekilde attığınızda zaten uçtuğunu göreceksiniz. Şimdi uçağımıza kavis vermeden bahsedeyim. Eğer uçağınızın böyle sürekli havada sağa doğru dönmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Havayı buradan alınca bakın uçağımızın kanadını birazcık şöyle bükerseniz kuyruğunu. Bakın şu anda kavisli duruyor. Bu ne yapacaktır? Havayı buradan alacağı için bu şekilde dönüş yapacaktır. Aynı şekilde sola yaparsanız böyle sola doğru dönüş yapacak. Tam düz olursa uçağınız sürekli yükselerek devam edecek. Üçüncü uçuramama sebebinizden bahsedeyim. Bu da rüzgardır arkadaşlar. Eğer rüzgar çok kuvvetliyse, bakın şu anda benim kameramı bile sallıyor rüzgar. Bu havada, yani şu rüzgarlı havada uçağımız uçar. Çok hafif çünkü. Ama aşırı rüzgarlı ya da bundan biraz daha fazla rüzgarlı bir havada uçağınızı uçuramazsınız. Lütfen bunlara dikkat edin. Kodlama Oyunu'nun YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarını takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi uçuşlar.